Merhaba sevgili izleyiciler. Yeni bir Lütuf Günlükleri programında daha sizlerleyiz. Mesih'in Kilisesi Pastörü Sayın İsmail Serinken bizlerle. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz iyiyiz, hazırız. İzleyicilerimiz de hazır. Evet. Yeni bir konu seçtik. Bugün ölümü konuşalım istiyorum. Sayın Serinken, aklıma hemen Shakespeare'in o meşhur tiratı gelir. Ölmek, yok olmak. Belki de rüya görmek der Shakespeare. Bu bölümde ölümü konuşacağız dedik. İnsan neden ölür? Ölüm bir ceza mıdır? Bir armağan mıdır? Bir kurtuluş mudur? Ölümü nasıl tanımlayabilirsiniz? Ölüm maalesef bir armağan değildir. Keşke armağan olsaydı ama armağan değil. Aynı zamanda ceza da değildir. Birçok insan ölümün Tanrı tarafından insanoğluna verilmiş bir ceza olduğunu düşünür. Ki aslında bu doğru değildir. Her şeyden önce Tanrı kendisini kutsal kitapta yaşam olarak tanımlar. Ben der yaşamım. Yaşam tamamen ölümden ayrıdır. Işıkla karanlık gibi. Yani Tanrı'nın ölümle hiçbir ilişkisi yok. Ölümü yaratmamıştır, tasarlamamıştır. Hiçbir insanın yaşamında ölümün olmasını öngörmemiştir. Ama maalesef ölüm insanın kendi seçimiyle insanoğlunun başına musallat olmuş bir hastalık gibidir. Bir bela gibidir aslında. Ama Tanrı yine de insanoğlunu ölümden kurtarmaya çalışmaktadır. Ve bunun için bir yol açmıştır. Tabii şimdi ölüm nasıl insan yaşamına girdi buna bakmak lazım. Az önce bahsettiğim gibi yaşam Tanrı. Tanrı'dan her ne ayrı kalırsa yaşamdan yoksun kalır. Tanrı ışık. Her ne ışıktan yoksun kalırsa karanlıkta kalır. Tanrı başlangıçta Adem bahçesini yarattı. Muhteşem bir bahçeydi. Bahçede hiçbir şeyin eksikliği yoktu. Ve insanoğlunu oraya yerleştirdi. Ve insanoğlu bahçede şu anda hayalini dahi kuramayacağımız muazzam bir yaşama sahipti. Hiçbir şeyin eksikliği ve yoksunluğu yoktu. Ancak bahçede bir ağaç vardı. İyilik ve kötülüğü bilme ağacı. Tanrı insana dedi ki bu ağacın meyvesine asla dokunma. Bu ağacın meyvesinden yediğin gün ölürsün. Yine ayetlerde bu söylenirken şuna dikkat etmek lazım. Buradaki fiil bir eylem cümlesi değil, aktif bir cümle değil aslında. Tanrı ağacı meyvesinden yersen seni öldürürüm demiyor. Bu bir sonuç diyor. Eğer bu ağacı seçersen bana hayır demiş olacaksın. Bazı insanlar düşünür, keşke Tanrı o ağacı oraya koymasaydı, tüm bunlar olmazdı. Aslında bu da doğru değil. Tanrı o ağacı oraya koymak durumundaydı. Bunun nedeni Tanrı'nın sevgi oluşu. Sevgide zorlama yoktur. Sevgi seçimle gerçekleşen bir şeydir. Sevgini seçmesi gerekir. Ben bunu istiyorum, bunu arzuluyorum demesi gerekir. Bu yüzden Tanrı Adem bahçesine aynı zamanda kendisine karşı olan bir şey koymak durumundaydı. Öyle ki insan özgürce sevgisini sunabilsin. Tanrı sevgiye çok önem veriyor. Başlangıçtan beri söylüyoruz Tanrı sevgi. Bu yüzden Tanrı yaratmış olduğu bütün varlıklara, yaratıklara özgür irade armağanını vermiştir. Sevginin hayat bulabilmesi için. Onları zoraki bir şekilde bana tapınacaksınız, ibadet yapacaksınız demez. Tanrı böyle bir Tanrı değil. Çünkü Tanrı sevgi. Ölümü nasıl sınıflandırabiliriz? Ölümün kaç yüzü vardır? Ve asıl olan hangi ölümdür? Evet, çok güzel bir soru bu soru. Kutsal kitapta iki tür ölüm görüyoruz. Bunlardan biri herkesin başına gelen şu anda fiziksel ölüm. Fiziksel ölüm aslında tam bir ölüm denilemez. Çünkü insan bilinci hala yaşamaya devam ediyor ruhuyla beraber. Gözlerine bu boyutla kapıyor, başka bir yere geçiyor, başka bir diyara geçiyor. Ama varlığını hala sürdürüyor. Ama diğer tarafta çok daha korkunç ve ürkütücü olan başka bir ölüm insanları bekliyor. O işte yaşamdan, Tanrı'dan sonsuz kopuş. Eğer bir insan bu yaşamdayken henüz fiziksel ölümü tatmadan Tanrı'yla yaşamla tekrar bütünleşmiyorsa, birleşmiyorsa diğer tarafa geçtiğinde sonsuzlukta yaşamdan, Tanrı'dan yoksun kalacak. Bazen insanlar cehennemden bahseder. Cehennem gerçekten korkunç bir yerdir. Bununla ilgili filmlerde vardır, kitaplarda vardır yazılan ki kimse tam olarak görmemiştir ama kutsal kitap kısmen açıklar. Cehennemin nasıl bir yer olduğundan bahseder. Cehennemin korkunç bir yer olmasının asıl nedeni oradaki ateş değil, kükürt değil, oradaki yaratıklar değil, orada Tanrı varlığının olmayışıdır. Tanrı ışıktır diyoruz, sevgidir, iyiliğin kaynağıdır. Orada iyilik adına hiçbir şey yok. Bununla ne demek istiyorum? Orada dostluk yok, sevgi yok, hoşgörü yok, kardeşlik yok, paydaşlık yok. Sonsuz bir tek başına kalış, izolasyon. Hiçbir iyi şeye sahip olamayış. Dinlenmek istiyorsun, dinlenemiyorsun. Uyumak istiyorsun, uyuyamıyorsun. İyi olan hiçbir şey yok. İyilik adına. Bu yüzden cehennem korkunç bir yer.
Ve Tanrı aslında hiçbir yaratmış olduğu insanın o yere gitmesini istemez. Hatta ayetler açıklar. Tanrı hiçbir zaman cehennem denen yeri insanlar için yaratmamıştır. Ama insanlar kendi tercihiyle ölüm içinde sonsuz kopuşu ondan ayrılarak yaşamaktadır. Bu yüzden Tanrı aslında yaşam tanrısı, insanların ölümsüz kalmasını, onlara sonsuz yaşam vermek istemektedir. Başlangıçta ilk insan, evet yanlış seçim yaparak, günahtan yana seçimini kullanarak Tanrı'dan koptu, yaşamdan yoksun kaldı. Bu yüzden fiziksel ölümle karşı karşıya insanlar bugün kalıyor. Ama Tanrı sonsuzlukta, ki bu yaşam okyanusta bir damla gibidir, sonsuzlukta insanların kendisinden ayrı kalmamaları için bir yol açmıştır. Dünyaya bir kurtarıcı göndermiştir. Sonsuz yaşamı taşıyan dünyaya gelmiştir. Öyle ki ölümlüler onda yaşam bulsunlar diye. Sayın Serinken, cehennemden bahsetmişken günah aklımıza geliyor. Evet. Günah ve ölümün nasıl bir ilişkisi vardır? Bunu sormak istiyorum. Günahla ölüm arasındaki ilişki çok önemli bir ilişkidir. Çünkü zaten ölüm günah aracılığıyla dünyaya gelmiştir. Ayetler bunu çok güzel açıklıyor. İzin verirseniz lütfen. Ayetlerden direkt evet. Okumak istiyorum ben. İncil'in Romalılar bölümünde 5. bölümdeki ayetler bundan bahsediyor. 5. bölüm 12. ayetlerden başlıyorum. Günah bir insan aracılığıyla, ölüm de günah aracılığıyla dünyaya girdi. Böylece ölüm bütün insanlara yayıldı. Şu anda ölüm her yerde. Ölümün insanların yaşamlarında olmasının nedeni günah. Yani kusur. Eğer bugün bir insan, bir bebek düşünelim. Yeni bir bebek doğmuş ve hiçbir zaman herhangi bir kusur işlemeyecek. Mükemmel ve kusursuz. Onun hastalanması, başına kötü şeylerin gelmesi, ölmesi mümkün değil. Ölüm virüsünü yaşamlarımıza sokan, bünyemize sokan şey neymiş? Kusur ve günah. Bu yüzden herkes kusurlu şu anda, herkes günahlı. Bir de ölüm sadece kalp atışının sonlanmasıyla gerçekleşen bir şey değil. Zaten şu anda insanların hepsi ölümün semptomlarını yaşıyorlar. Bugün yaşamakta olduğumuz bütün acılar, hayal kırıklığı, umutsuzluk, sevinçsizlik, keder, depresyon, bunların hepsi ölümün ön habercileri, ölüm etkileri. Ölüm zaten şu anda dünyada bir şekilde egemenlik sürmekte. Fiziksel ölüm tam anlamıyla gerçekleşmeden önce. Yani insanlar ölümün gölgesinde yaşamakta. Ama hamdolsun ayetlerde söylendiği gibi ışık geldi. Yaşam geldi. Yaşam İsa Mesih. İsa Mesih geldiğinde diyor ki yaşam benim. Gerçek benim. Yol benim. Her kim İsa Mesih'e iman ederse, yaşama tekrar bakarsa, Adem'in yaptığı gibi değil, tekrar başını yaşam ağacına, Tanrı'ya çevirirse, İsa'ya bakarsa, kopartılmış olduğumuz ağaca bir anlamda tekrar aşılanıyoruz. Yaşama tekrar ortak oluyoruz ve yaşamdan beslenmeye başlıyoruz. Ve İsa diyor ki, yaşam benim. Evet, ışığın kaynağından bahsettik. Karanlıkta kalmaktan bahsettik. Peki o halde belki de farkında bile değil o insanlar. Karanlıktalar ama maalesef, yaşayan ölülere çok dönüşmüşler. Bu noktada ölüm korkusunda konuşmak istiyorum. İnsanlar ölümden korkuyorlar. Ölümün ötesine geçmekten mi korkuyorlar? Hani bilinmeze gitmekten evet, mi? Evet. Yoksa bu sadece ebedi dünyadan yok oluş mu? Yani geride bıraktıklarından dolayı mı bu korkuyu geliştiriyorlar? Burada iki neden var. Bunlardan birisi bilinmez. Kimse bilmiyor ölümden sonra ne olacağını. Ve bilinmez şeyler insanları her zaman ürkütür. Çünkü kimse gitmedi, geri gelmedi, görmedi. Yaşam gerçekten devam ediyor mu? Devam ediyorsa nasıl bir yerde devam ediyor? Ardından sonuçlar nelerdir? Bunlar insanları tabii ki ürkütüyor. Ama başka bir neden daha var insanları çok korkutan. İnsanlar kusurlu olduklarının farkındalar. Herkes kusurlu. Herkesin yanlışları var ve her kusurun yargılanması gerekiyor Tanrı tarafından. İnsanlar daha çok aynı zamanda yargılanmaktan da korkuyor. Eğer yargılanırsam nasıl bir yere gideceğim? Cennette mi olacağım, cehennemde mi olacağım? Ama Tanrı bizi ölümün bütün semptomlarından ve korkularından kurtarmak istiyor. Hem bu yaşamı sürerken ölümü düşünerek korkuyla yaşamamızı istemiyor ki bugün aslında günümüzde yani birçok insan ölüm korkusuyla biliyorsun yaşamlarını sürdürüyor. Evet. Yani henüz ölüm gelmiş bir şey değil. Hatta bir yerde bir vaiz böyle espriyle söylüyordu. Yani insan niye korksun ki hiç yaşamadığı bir şeyden diyordu. Hiç deneyimlemediği bir şeyden niye korksun? Ama insanlar korkuyor. Çünkü bilinmiyor. Ardından yargılanması gerekebilecek. Bu yüzden. Bu yüzden Tanrı İsa Mesih'i gönderdi. İsa Mesih çarmıha gerildiğinde günahın sonuçlarını yani
ölümü getiren günahı aslında Mesih kendi bedeninde yargıladı. Bir anlamda insanların günahlarını bağışlattı. Kefaret olarak kendini sundu. Ve şunu söyledi. Yaşam benim dedi. Ben yaşamımı sizler için veriyorum, sonsuz yaşamı. Öyle ki sizler bende sonsuz yaşama sahip olasınız. Yani çarmıhta bir değiş tokuş gerçekleşiyor. İnsanın böyle bir dünyada yaşamasının, ölümün gölgesinde yaşamasının ve ölümlü olmasının nedeni kusur. İsa Mesih kusursuz olan. Çarmıha baktığımızda kusursuz olanı görüyoruz ve yaşamı görüyoruz. Ona inandığımızda, iman ettiğimizde ondaki sonsuz yaşam ve kusursuzluk bize transfer oluyor, bize geçiyor. Bizim kusurlarımız, günahlarımız ona aktarılıyor. Ve o andan itibaren İsa Mesih'in getirmiş olduğu o güven bizdeki ölüm korkusunu kaldırıyor. Ölümden sonraki yargılanma korkusunu kaldırıyor. Ölümün bizim üzerimizde herhangi bir korku anlamında etkisi kalmıyor. Peki ama ölüm bu kadar korkulan bir olguysa bir kişi diğeri için ölümü göze alabilir mi? Bazen tarihte tanık oluyoruz. Günümüzde de bazen gerçekleşebilir, nadiren. İnsanlar çok sevdiği birisi için, değer verdiği birisi için gerçekten yaşamını gözden çıkartabilir. Bu gerçekten takdire şayan, bence hayranlık duyulması gereken sevginin fedakarlık göstergesi. Çünkü sevgi sonuçta fedakarlıktır. Ve kendi canından vazgeçmek fedakarlığın bence doruk noktası. Verebileceğin en yüce, en değerli varlığını veriyorsun. Ama bu bize başka bir yere işaret ediyor. İşte tam bunu gerçekleştiren Tanrı oldu. İsa Mesih oldu. Tanrı yaşam, yaşamın kaynağı. İnsanoğlu kendi seçimiyle Tanrı'ya hayır dedi. Ama sevgi olan Tanrı buna kayıtsız kalmadı. İnsanoğlunun günahına rağmen ben seni kurtaracağım dedi. Çünkü seni seviyorum dedi. Ve sevgimi ortaya koyacağım. Bu yüzden Mesih dünyaya geldi. Çok bilindik bir ayet vardır. Hatta slogan gibi de dünyada, İncil'den Yuhanna 3.16 der ki, Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Tanrı yalnızca sevmekle kalmadı. Sevgisi eyleme dönüştü. En değerli varlığını verdi. Öyle ki hiç kimse sonsuz ölümde ondan ayrı kalmasın, cehenneme gitmesin. Mesih bu yüzden geldi. Biri gerçekten bütün insanlık için yaşamını gözden çıkarttı. Hatta normal bir yaşam vermedi, sonsuz yaşamını sundu. Sonsuz ebedi bir yaşam. Bu gerçekten çok önemli. O fedakarlığı görebilmemiz için çarmıha bakmamız yeterli olacak o zaman. Aynen öyle. Büyük bir fedakarlık. Peki ölümü konuşuyorken yaşamı da konuşmalıyız elbet. Fiziksel yaşamda oldukları halde ruhsal anlamda ölü gibi olanlardan bahsettik. Onları da görmezden gelemeyiz dedik. Yaşamak sadece nefes almak mıdır? Kesinlikle hayır. Az önce ölüm gölgesinden bahsetmiştik. Bununla ilgili ayetler vardır. Dünyadaki insanlar karanlıkta diyor, ölüm gölgesinde yaşıyorlar. Ölüm henüz gelmemiş ama gölgesi onların üzerinde. Yani insanlar bir anlamda böyle zombiler gibi. Hareket ediyorlar ama gerçekten yaşamıyorlar. Yaşamak için yaşamı dolu dolu yaşamak gerekiyor. İsa Mesih'in deyimiyle bol yaşama sahip olmak gerekiyor. Bugün sahip olduklarının farkında olmak gerekiyor. Onların değerini, kıymetini bilmek gerekiyor. Onlardan zevk almak gerekiyor. Mutlu olmak gerekiyor. Esenlikte olmak gerekiyor. Ki bunların hepsi umut, esenlik, sevgi, sevinç, yaşamın bize vermiş olduğu, bahşetmiş olduğu nimetler. Ve bunların hepsi yaşamla geliyor. Hangi yaşamla? İsa Mesih'in sağlamış olduğu, getirmiş olduğu bol yaşamla. Bir kimse İsa Mesih'e geldiğinde, yeniden doğduğunda o insan gerçek anlamda yaşamaya başlar. Artık dünyanın gri renkleri değişmeye başlar. Renkleri gerçekten görmeye başlar. Gözünden bir perde kalkmış gibidir. Yaşam için minnettarlık duyar. Varoluşunu fark eder ve farkındalıkla yaşar. Bu işte yaşamı ıskalamadan dolu dolu yaşamaktır. Bugün maalesef birçok insan bu türden bir yaşama sahip değil. Çünkü yaşamlarında Mesih, yani yaşam yok. Sayın Pastör, seçimlerimiz önemli dediniz konuşmanızın arasında. İnsanlar ölümü seçerler mi? Kesinlikle. Ölüm seçilebilir. İlk insan Adem ölümsüzken ölümü seçti ve bir ölümlü oldu. Yasak ağacının meyvesine ortak olarak. Bugün aynı şekilde Tanrı İsa Mesih aracılığıyla sonsuz yaşamı insanlığa tekrar sundu. Yeni bir şans verdi. Ama insanlar İsa Mesih'i seçmek zorunda değiller. Seçmeyebilirler. Ve Tanrı insanların seçimine çok saygılı. Çünkü Tanrı sevgi. Sevgi doğası gereği özgür iradeye büyük bir saygı duyuyor. Eğer bugün Tanrı'ya hayır derseniz, tekrar sunmuş olduğu şansa, İsa Mesih'e hayır derseniz, karanlıkta, ölüm içinde kalmaya devam edeceksiniz. Bu yüzden seçim en temel şey. Bu biraz tabii aynı zamanda insanların kafaları karışabilir. Yani biz kendimiz cehennemi seçiyor muyuz? Kendimizi cehenneme mi atıyoruz?
Kesinlikle böyle. Tanrı hiçbir insanı tutup cehenneme fırlatmıyor. Tam tersine insanlar cehenneme, sonsuz ölümü, ondan sonsuz kopuşu yaşamasınlar diye Tanrı inanılmaz bir plan yaptı. İnsan bedeninde dünyaya geldi. İnsanların kusurlarını bağışlatabilmek için onların kusurlarını kendi bedeninde yargılanmasına izin verdi. Bununla insanı kurtarma konusunda ne kadar çok tutkulu olduğunu Tanrı'nın görüyoruz. Tanrı hiçbir insanın ölmesini istemiyor. Ruhsal ölümü yaşamasını istemiyor. Tam tersine insanları çok seviyor, kendi benzerliğinde yarattı. Onlara sonsuz yaşam vermek istiyor. Cennetinde görmek istiyor her bir insan. Hiçbir insanın kaybolmasını, yok olmasını istemiyor. Bu yüzden İsa Mesih dünyaya geldiğinde ilginçtir. Şöyle der: ben kaybolanları bulmaya geldim. O kaybolanı bulmaya geldi. Her bir insan kayboldu. Sonsuz yaşama sahipken yaşamından yoksun kaldı. Her bir insan bugün birçok şeye sahip gibi görünse de fakir, yaşamdan yoksun. Başka bir ayette diyor ki insan bütün dünyaya sahip olup da kendi yaşamını kaybederse bunun ne faydası var? Her şeye sahipsin. Az sonra yaşamını kaybedersen, sonsuz ölüm içine kalırsan geriye ne kalacak? Bir hiç. Tanrı bu yüzden insanlara sonsuz yaşam vermek istiyor. Mesih dünyaya geldi. İnsanlar bugün İsa Mesih'e bakarak yaşamı seçebilirler. Ölüme hayır, yaşama evet diyebilirler. İsa eşittir yaşam. Peki Sayın Serinken, Tanrı insanlara sonsuz yaşamı vermek istiyor dediniz. Ölüm bir son mudur? Ölüm bir son değildir. Eğer bir kimse Mesih'e iman etmişse, Mesih'e aitse zaten yaşama ait. O kimse artık yaşamda. İsa Mesih bu yüzden başka bir yerde diyor ki, diriliş ve yaşam benim. Bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır. Ve ayetin devamı şöyle: yaşayan ve bana iman eden kişi asla ölümü tatmayacaktır diyor. Bu yüzden eğer bir kimse yaşamdaysa, Mesih imanlısıysa, yaşamda derken kastettiğim aslında bu, evet, o kimsenin korkması gerekmiyor. Çünkü sonsuz yaşama sahipsin. Artık ölümden muafsın bir anlamda. Ama Mesih'e sahip değilsen, yaşama ait değilsen, insanlar gerçekten korkması ve ürkmesi gerekiyor. Tanrı insanları korkutmak istemiyor. Ama insanların başlarına gelecek sonuçtan korkmaları gerekiyor. Aynen Adem'in işlemiş olduğu günahta olduğu gibi. Çünkü ölümün, günahın bir sonucu var. Ve sonuçta ruhsal kopuş, Tanrı'dan sonsuz kopuş. Bu bir insanın başına gelebilecek en korkunç şey. Sayın Serinken, ölümden bahsettik, sonsuz yaşama kavuşmaktan bahsettik. Bize değerli görüşlerinizi paylaştınız. Yeni bir lütuf günlüklerinde buluşmak üzere veda edelim. Sizinle birlikte kapatalım programı. Tabii. Ancak dinleyicilerimize, izleyicilerimize şunu da belirtmemizde fayda var. Korkmayın, ölüm bir son değildir. Yaşamda kalın, bizimle kalın. Lütuf günlüklerinden bugünlük bu kadar. Görüşmek dileğiyle esen kalın. Esen kalın. İyi günler. İncil'in Yuhanna bölümü 3.16'da "Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Öyle ki ona iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun" der. Tanrı insanı başlangıçta kendi benzerliğinde ölümsüz olarak yarattı. Onları kendisiyle beraber sonsuzluklar boyunca yaşayacak oldukları mükemmel bir dünya içine yerleştirdi. Tanrı sevgidir ve bu yüzden meleklerine vermiş olduğu gibi insanoğluna da özgürce karar alma gücü verdi. Çünkü Tanrı yaratmış olduğu varlıkların zorla kendine tapınmalarını istemez. Onların kendi rızalarıyla onu seçmelerini ve tapınmalarını ister. İnsan ne yazık ki tercihini günahtan yana kullanarak Tanrı'ya hayır demiş ve ondan kopmuştur. Bunun sonucunda kendini ölüm ve acılarla dolu böyle bir dünyanın içinde bulmuştur. Ölüm insan yaşamına günah aracılığıyla girmiş ve herkes günah işlemiştir. Bizi
kutsal Tanrı'dan ayıran ve onun bize vermek istediği sonsuz ve bol yaşamdan yoksun bırakan günah sorununu çözmek için sevgi Tanrısı bir yol açmıştır. Buna göre bir gün bakireden bir kurtarıcı doğacak ve insanoğlunu Tanrı'dan ayıran günah duvarını yıkacaktır. Ancak bunu yaparken günahın ve ölümün tutsak almış olduğu insanlığın kurtuluşu için kendini feda edecektir. Eski peygamberlerin söylemiş olduğu gibi tamamen kusursuz ve günahsız olan İsa çarmıh üzerinde insanoğlunun günahlarına kefaret olmak üzere kurban olmuştur. Ölmüş ve kutsal yazılar uyarınca üçüncü gün ölümden dirilmiştir. İsa Mesih, insanoğlunun yitirmiş olduğu ölümsüzlüğü tekrar veren, yani bizi yaşam olan Tanrı'yla yeniden bir araya getiren kurtarıcıdır. Eğer bugün günahlarınızı kabul edip İsa Mesih'i Rabbiniz ve kurtarıcınız olarak kabul ederseniz günahlarınız bağışlanacak ve Tanrı'dan sizi ayıran günah duvarı ortadan kalkacaktır. Böylece cennetinde Tanrı'yla beraber olmak üzere sonsuz bir yaşama kavuşabilirsiniz. Bu bilgilerin ışığında az önce okumuş olduğumuz ayetleri yeniden okuyalım. Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Öyle ki ona iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun. Eğer bugün siz de sonsuz yaşama kavuşmak istiyorsanız, benimle beraber şu duayı yapabilirsiniz. Ya Rab, İsa, günahlarımı sana itiraf ediyorum. Günahlarımın bağışlanması için senin ölüp dirildiğine inanıyorum. Benim Rabbim ve kurtarıcım olman için şimdi sana yüreğimi açıyorum. Sonsuz ve bol yaşam armağanını coşkuyla kabul ediyorum. İsa Mesih'in adıyla amin. Sevgili izleyiciler, her pazar saat 12'de canlı kilise ayinine katılabilirsiniz. Ayrıca www.mesihinkilisesi.com adresinden vaaz arşivini yeniden izleyebilirsiniz. Görüş ve önerileriniz için bizlere mesihinkilisesi@gmail.com adresinden ulaşabilirsiniz.